Evet değerli arkadaşlar, ben Mehmet Aydın. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün güzel bir konuyu işleyeceğiz. Yani bu funnel ortalarda dolaşan bir bilgi kirliliği var. Funnel'lar nedir? İşte satış hunisi diyenler var. İşte tünel diyenler var. Mesela Fransızlar tünel olarak çevirmişler. Aslında yani ben bunu bir su kaydırağına benzetiyorum. Yani su kaydırağından İşte bindiğiniz zaman geriye gidemezsiniz. Belli bir noktaya doğru sizi götürür ve orada da havuzun içine düşersiniz veya denize her neyse. Ama nedir? Yani müşteriyi bir satın alma yolculuğu içerisindeyken onu belirli bir yönde hiç odağını değiştirmeden belirli bir noktada ilerletmek. Aslında akıllı web siteleri veya ne bileyim gelişmiş web siteleri de denilebilir. Şimdi bu nereden çıktı? Bunu ben ilk kez nereden gördüm? Biliyorsunuz Clickbank diye affiliate yani satış ortaklığı programları var. Clickbank bunlardan en meşhuru. Ben bir dönem bunlara bir girmiştim. Yani nedir, nasıl oluyor filan gibisinden. Ve orada çok değişik web siteleri yok. Yani belirli bir biçimde adamlar kendilerini geliştirmişler ve belirli bir şekilde bir ürün ya da hizmeti pazarlıyorlar. Yani bir video çıkıyor karşınıza. O videoda hiçbir şekilde durduramıyorsun, geriye alamıyorsun. Yani o web sitesinden çıkman lazım sayfadan. Dolayısıyla de Allah Allah dedim. Yani bu ilginç bir şey. Sonra araştırmaya başladığımda bu işte ClickFunnels ve Russell Brunson ve aldığım eğitimlerde de bu sürekli karşıma çıktı. Yani konu şuydu, web sitesi işte insanlar giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Belli bir reklam maliyeti yapıp trafik üretiyorsun. Trafik ne? Web sitesi ziyareti. İnsanlar web sitenize geliyor ve sadece %1'i ikisi satın alıyor. Yani dolayısıyla de 100 lira veriyorsun. Efendim işte 200 lirayı 200 kişiyi web sitenize çekiyorsun. Bundan da 4 tane satış yapıyorsun. Zaten 4 satıştan 100 lira kâr edemiyorsun. Dolayısıyla da bu bir tıkanma noktasına gidiyordu. Ve sonuçta bu Amerikalılar düşündüler ve acaba biz bu web sitesi dönüşümünü nasıl artırabiliriz diye ortaya çıktılar ve bunu sürekli olarak geliştirdiler. Şimdi burada da dolayısıyla ben daha önceki yaptığım sunumlarda da bu konuyu de bunu şu bu kadar şeyi niye anlattım? İşin mantığını çözmek lazım. Yani nereden nereye geliyor ki kafanızda oturması için. Yani web siteleri çünkü bana şu soru geliyor. Hocam ya web sitesi var. Funnel nereden çıktı? Yani funnel dediğin şey zaten web sayfalarından oluşan bir şey. Dolayısıyla da neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu şeklinde çok soru alıyorum. Dolayısıyla da aslında dediğim gibi web sitelerinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Burada daha önce de yapmıştım ben. Yani ne işe yarar, nedir, ne değildir. Bu konu hakkında videoda yapmıştım. YouTube kanalından bunu izleyebilirsiniz. Ama tabii karmaşık şekiller falan buradan pek bir şey anlaşılmıyor. Ama asıl benim vermek istediğim mesajlar burada. Şimdi data toplar. Data toplar ne? Müşteri datası topluyor. Nedir müşteri datası? Şuraya müşteri datası. Eskiden nasıldı? Eskiden bir web sitesine girerdiniz ve her yerden pop-up'lar çıkardı. İşte bültenime kayıt ol, bültenime kayıt ol, indirim al, şu bu filan. Bu da insanları rahatsız edip web sitesinden çıkmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla da bunu nasıl önüne geçebiliriz? E-postayı niye alıyoruz? Yani insanların e-postasına ne ihtiyacımız var? Gördüğünüz gibi ROI ne? Return of Investment. Yani nedir? Yatırımın geri dönüşü. Yani ben 1 lira 1 TL reklama harcadığımda bana 44 lira e-postalardan geliyor. Yani ben bir düzenli olarak bir e-posta pazarlaması yaptığımda gördüğünüz gibi en yüksek getiriyi bana 44 dolarla şey yapıyor.
Yani e-posta pazarlığı. Dolayısıyla e-postalar çok önemli. Halen önemli. Önemini hiç yitirmedi. Dolayısıyla insanların e-postasını toplamam gerekiyor. E-postasını toplamam için bu pop-up'lar yayılıyordu. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Dediler ki ya ücretsiz bir ürün verelim. İnsanlar bu ürünü tıklasınlar, girsinler ve o ücretsiz ürünü veya çok düşük ücretli bir ürün verelim. İşte 5 dolar, 4 dolar, 3 dolar. Dolayısıyla insanlar gelsinler ve böylelikle de biz onların şeyini alalım, datasını alalım. Yani datası dediğimiz biz onların müşteri e-postalarını alalım ve daha sonra biz onlara bu şekilde pazarlama yapalım. Dolayısıyla da bunun mantığı buydu ve bunu da hemen çabucak oluşturulan bir sayfalar oluşturulsun. Oradan işte form konulsun falan filan. Otomatik e-posta pazarlama yaptırır. Şimdi e-postalarda şöyle bir şey var. Sadece bir e-posta göndermiyorsun. Belli bir kampanya yapıyorsun, indirim yapıyorsun. O kampanyada işte sepete geldi diyelim. Sepete geldiği zaman bir saat sonra bu e-postayı gönder. Sepetten çıkanlara şu reklamı göster. Efendim işte sepete gelmeden önce siteyi ziyaret etti, çıktı. Bunlara bu reklamı göster. Bu reklamı gösterdikten sonra işte buraya gelirlerse onlara şu 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 şeyleri göster. Veya bir insanlar bizim ücretsiz bir ürünümüzü aldıktan sonra 7 gün boyunca her gün boyunca şu 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 e-postaları gönder. Bunları şimdi şu olursa bu böyle, bu olursa bu trigger dediğimiz şey yani tetikleyiciler bunları belli bir otomasyonda gönderilmesi lazım. İşte bunları da sağlayan eskiden neydi WordPress'te? WordPress'te neydi? WordPress'te. Burada eklentilerle çözüyorduk. İşte nedir? Kontak formu bir eklenti eklesin bilmem ne. Bunlar da tabii siteyi son derece yavaşlatıyordu. Çünkü bir sürü eklenti kullanman lazım. Kaç tane eklenti kullanman lazım? Kaç tane eklenti kullanman lazım? Bakın 56 tane eklentiyi bir arada çözüyor bu funnel'lar. Böyle bir artısı var. Dolayısıyla da sitenin hızı düşmemiş oluyor. Ve otomatik olarak e-posta gönderebiliyorsunuz. Onun dışında hazır şablonlarla 30 dakika içerisinde hemen funnel'ınızı çarçabuk kurabiliyorsunuz. Neden bu? Yani ben veririm bir çocuğa, işte kurdururum, uzmanlarına veririm veya web sitesi yaptırırım. Neden benim böyle bir şey ihtiyacım? Çünkü test, test, test. Yani reklam eşittir, test, test, test. Gayrimenkul eşittir, lokasyon, lokasyon, lokasyon. Yani reklamındaki en önemli şey acaba hangi hedef kitleye, hangi ürünümüzü, hangi tasarımla göstereyim ki onların ilgisini çekeyim, şu fıyım. Çok teknik bir konu ama burada yani gidip de bir web sitesi yaptırıp da şey yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla da 10-15 tane web sitesi yaptırman lazım. Acaba hangi web sitesi tutar? Rengi nasıl olmalı? İşte hızı nasıl olmalı? Artık insanlar o kadar hızlandı ki yani 3 saniye, 3 saniyede kaydırıyor, 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 kaydırıyor. Dolayısıyla da bunu da sağlıyor. Yani A/B testi ya da AB testi dediğimiz bir şey var. İşte onu da mesela AB testi de hemen AB testi de yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Mesela funnel'lardan işte şu funnel'a girdiğimiz zaman burada bakın AB testi var. Buradan varyasyonları, variant dediği varyasyonları seçiyoruz. Yani işte kolonun rengi böyle olacak, işte şu şöyle olacak, işte mesajımı değiştiriyorum, teklifimi, mesajımı değiştiriyorum, şöyle olacak falan gibisinden. Dolayısıyla da konuyu çok fazla uzatmadan devam ediyorum. Dönüşümü artırıyor. Yani funnel'ları niçin yapıyoruz hocam? Funnel'ın bize ne faydası var? İşte funnel. Bakın aynı şey, aynı ürün, aynı şey. Birisi funnel'la yapılmış, birisi de normal 100 kişi giriyor. 2 kişi satın alıyor 40 dolar ama 100 kişi giriyor funnel'a 11 kişi satın alıyor 220 dolar. Yani aslında bütün temel mantık buradan çıkıyor. Hocam web sitesi vardı suyu mu çıktı? Web sitesinin dönüşümünü artıran bir sistem. Bakın 220 dolara çıkıyor. Nasıl oluyor hocam bu? İşte bu belirli bir funnel kurgusuyla
müşteri yolculuğuna göre hazırlanmış bir funnel kurgusuyla oluşturulan bir sistem olarak. Tamam, peki başka hani bir faydası var mı? Nedir yani? Sadece bir tek ürüne odaklanmayı sağlar. Yani şimdi web sitelerine giriyorlar. İşte Mehmet Aydın. Giriyorsunuz web sitesine, işte şurayı tıklıyorsun, efendim işte hakkımızdayı tıklıyorsun, menüyü tıklıyorsun, görüşler bilmem neler, oradan geliyorsun, iletişim nasıl olur, ne oldu, buraya geliyorsun, burada bir sürü ürün var, bilmem ne var, şu var, bu var filan. Funnel'a geldiğin zaman funnel'da tek bir ürün var, tek bir ürün var funnel'da ve hiç öyle kafa karıştırıcı bir şey yok. Bir tane video var. Videoda bu ürünü neden almalısını açıklıyor. Ondan sonra ürünü koyuyorsun. Ya alırsın ya almazsın. Ya da web sitesinden çıkarsın. Başka hiçbir bilgi yok. İşte bunlar, bu kurgu zaten funnel'ın en büyük özelliğini oluşturmuş oluyor. Şimdi en büyük özelliğini oluşturmuş oluyor. Upsell, downsell yapabiliyoruz. Yani o ürünle alakalı olarak, bakın siz bu tişörtü aldınız ama aynı zamanda bu tişörtle alakalı işte bilekliğimiz de var, yüzüğümüz de var, şuyumuz da var. Veya bu eğitimi satın aldınız ama aynı zamanda bu eğitimi destekleyici olarak bu e-kitabı da okumanız gerekiyor gibisinden ürünle alakalı upsell, downsell yani üst satış, alt satış da yapabiliyoruz. Peki webinar yapabiliyoruz. Yani funnel'ı hocam ben bunu ayrıca bir programda da yapabilirim. Yapabilirsiniz ama ayda 59 dolar. Efendim eğitim videoları, Teachable'ı yapabilirsiniz. İşte ayda 50 dolar, şu dolar, bu dolar. Yani bütün bunları farklı farklı programlarla da yönlendirerek yapabilirsiniz. Ama ne oluyor? Hem maliyet artıyor hem de oradan oraya müşteri gittiği zaman bir daha geri gelmez. Dolayısıyla da her şeyi bir arada sunan bu şekilde funnel'lar artık günümüzde var ve sizin de artık bir funnel kurmanız gerekiyor. Müşteri yolculuğunu, müşteri buradan gelecek, buraya gidecek, üçüncü adımda buraya gidecek. Tüm bu adımları kurgulamanız ve bu adımlara uygun bir biçimde funnel'ı şekillendirmeniz gerekiyor. Tekrar şuradaki şeye, aslında söyleyeceklerim bitti ama şurada bir şeyler var mı? Evet, bunu söyledik. İşte tabii kolay. Yani gördüğünüz gibi işte bu şöyle olsun, bu buradan bu mekanizma çalışsın, buradan böyle olsun değil. Tak 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 dört adımda hemen kolay bir biçimde funnel kuruyorsun. Yani zaten hazır şablonlardan oluşuyor. Başka ne var? Hangi business'ta işletmeler kullanabilir bunu? Hocam ben diyetisyenim kullanabilir miyim? Evet, sizin için zaten. E-commerce yani e-ticaret kullanabilirsin. Hocam kitabım var, satabilir miyim? Satabilirsin. Bütün her şey aslında koçlar, danışmanlar, konuşmacılar, yazarlar hepsi bunların bu şekilde funnel'la son derece bunlar ispatlanmış bir zaten şeylerdir. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.